33 yaşında, iç mimar. 29 Ekim günü, olaydan birkaç saat önce birlikteydik zaten. Yeni doğan bir bebeğim var, yeğeni var, onu sevdi. Sonra 29 Ekim kutlamalarına katılacaktı. Hafif kırgınlığı vardı, o yüzden kutlamalara katılamamış. Evden çıkma sebebi de bir çorba içmek, boğazına iyi gelmesi için. Çorba içmek için evden çıkıyor. Babamın anlattığı gibi hatalı sollama ve yüksek alkolden dolayı abimi biçiyor orada. Orada zaten bacağı kopma durumuna gelmiş. Hastaneye geldiğinde babamdan imza aldılar. Ameliyata girmeden önce saatler sürdü ameliyat. Bir bacağını kestiler. Şu an dün yoğun bakıma yanına girdim. Kırık olmayan herhangi bir yeri yok. Kalbi destekle çalışıyor. Entübe edildi zaten. Beyinde kırıklar var, kaskı olduğu halde. Yani nasıl bir kaza olduğunu buradan anlayabilirsiniz aslında. Evet, motosikletteydi, kaskı vardı, yeleği vardı. Bütün kurallara uygun bir şekilde ilerliyordu kendi şeridinde. Çift şeritli yönde karşı taraftan hatalı sollamayla abimin şeridine giriyor, onu biçiyor ve devam ediyor. 322 promil çok yüksek bir promil. Evet, kafa kafaya çarpışıyorlar. Evet. O gece paylaşım yapıyor, arabasını paylaşıyor. Çok yüksek alkollü olduğunu zaten kendisi de söylüyor. Geceye bir not bırak diye alkollü olduğunu oradan ilan ediyor. Geceyi bıraktığı not da abimin biçmek. Bu kadar kendi ifadeleri varken, bu kadar alkollüyken, bu kadar kural ihlali yapmışken, abimin canına kastetmişken ki şu anda uyutuluyor kendisi, uyandırılamıyor. Bu durumdayken bile hakim bu suçluyu nasıl serbest bırakıyor? Biz bunun peşindeyiz. Ben şu an bunun peşinde olmak istemiyorum. Ben şu an yoğun bakımın önünde abime yakın durmak istiyorum. Bununla ben uğraşmak istemiyorum. Dolayısıyla bir an önce bu suçlunun cezasının verilmesini istiyorum. Thank you.